Arkadaşlar herkese selam. Team of the Year promosu bitti ve artık yerini Future Stars promosuna bıraktı. Geçtiğimiz senelerde bu promoda daha iyi kartlar geliyordu. Bu sene sanki geçen senelere göre birazcık daha kötü gibi ama bu sene kartlarda çok iyi. Birkaç tanesi özellikle çok iyi. Bugün de en hype'lı olanlardan biri olan Chelsea'nin yeni transferi Mudryk. Mykhailo Mudryk kartını inceleyeceğim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız da beğenme tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın. Twitch yayınlarıma gelirseniz de twitch.tv/kobemir yayınlarımı canlı izleyebilir. Gameplay'i buradan görebilirsiniz. Bu benim ana hesabım. Haaland'ı çıkarmıştık zaten. Haaland incelemesi de en kısa zamanda yapacağım. Ama bugün dediğim gibi Futures'lardan Mudryk kartına bakacağız. Şimdi öncelikle bu kart 1 milyonda eksinkti. Ben 1 milyon almayı başardım ama 1.7 milyona kadar dayandı fiyatı. Yani şu an kartı baz alırken 1.7'ymiş gibi baz alacağım. Öncelikle boyundan başlayalım. 1.75 boyu var. Yüksek orta çalışma oranı, sağlak, 5 skill ve 4 zayıf ayağı var. Duyduğuma göre birkaç kişiden, izlediğim kadarıyla da hatta 5 zayıf ayağı da olabilir diyorlar ama sanki birazcık OP olur bir anda böyle gelmesi. Ama seneye düz kartının iyi olmasını bekliyoruz en azından oyun başında. Futures'ları bilmeyenler için geleceğin yıldızları, onu da bahsedeyim. Geleceğin Yıldızları kartını bayağı boostlayarak iyi kartlar getiriyorlar. Kısaca böyle. Pozisyonları sol orta saha, sol kanat ve cam oynuyor. Orta sahada oynuyor. O açıdan bence güzel. Sağ kanat olmuyor ama cam olması bence güzel olmuş. Takım zaten Premier Lig. Hızlanması ve sprint hızına geldiğim zaman yüksek 95-93. Şut kısmında kanat oyuncusu olarak düşünecek olursak atak pozisyonu 90, bitiricilik 87, şut gücü 88, long shotlar 85, voleyde 74, penaltı 72. Bence kötü değil bir kanat oyuncusu için. Biz zaten ona kimya kartını Hulk bastık. Görüyorsunuz nedir yükselttiğimi. Pas kısmında bence gayet başarılı. Sağ görüşü 94, bayağı iyi. Ha, uzun pas kısa pas yeterli bence. Daha ne istiyorsun? Ortası 89. Dripping hızı güzel. 94 çevikliği, 85 dengesi var. Reaksiyon 84. Birazcık düşük tarafta ama fena değil. Dripping hızı güzel geri kalanları. Fizik hızına geldiğim zaman zıplaması 69. Stamina 89. Dayanıklılığı iyi. Güç ve agresifliği düşük tarafta. Ama ben kullandığım kadarıyla fena değildi. Bakalım bugün nasıl oynayacak göreceğiz. Reservuma trade'i ve doğal yetenek 2 tane trade'i var bizim kullanabildiğimiz. Yani şöyle söyleyeyim size, bu kart iyi bir kart olacaktır ama bu fiyata değer mi? Bugün buna bakacağız. Bir de base skill'in olması çok büyük avantaj. Koulibaly ile kimyalayabiliyorsun. Kante ile kimyalayabiliyorsun. Kaleci Mendy ile kimyalayabiliyorsun. Ha, o tarz kimyaları var. Bakalım gerçekten sağ içinde bu kadar iyi mi? Sağ içinde ben onu 4-3-2-1'de kanat olarak oynatacağım. Solda oynatacağım. Duruma göre forveti alabilirim ama çok gerek yok gibi. Haksız olur orada forveti denemem. İsterseniz lafı daha uzatmadan maçlara geçelim ve Mudryk ne kadar iyiymiş hep birlikte görelim. Hadi be. Doğru pozisyonu arıyorum. Evet, Mudryk'in atak pozisyonuna bakıyorum ama Elastiko. Bir tane rulet patlatayım. Ama aradaki... Aaa! Reverse Elastiko. Güzel. Ooo, güzel gol. Abi şutu çekemedim. Son anda ayağıyla dokundu. 5 skill'in olması çok avantajlı. Bir de çok az bastım. Ben kaleci kurtarabilir zannettim. Çünkü hakikaten az bastım. Ama güzel bitirdi ilk pozisyonda. Güzelse. Ooo, Mudryk. Aktif. Şu label üçgeni atar mı KDB? Gelişine. First time. Mudryk of. Güzel şutlu. Keşke köşeye gidebilse. Güçlü ayağı, sol ayak olsa belki o top arkaya doğru gidebilirdi. Plase vurma trade'i var. Mudryk. Ooo, yeşillemiştim de. Şimdi ben şeyi anlayamıyorum. Yani plase vurma trade'im var. Abi kaleye gitsin en azından. Öyle değil mi? Az çok bariz. Mudryk, seni arkalarda görüyorum Mudryk. İyi kontrol et şunu. Mudryk. Aa, üstüne vurdu be. Keşke birazcık daha fazla bassaydım. Benim hatam. Ama güzel kontrol etti. Mbappe'yi orta açacağım. Bakayım. Yani güzeldi orta. Güzeldi. Keşke ben manuel kendim Mbappe hareket etseydim, daha güzel olurdu. Mbappe çok geride kalıyorsun ya. Mudryk, seni arıyorum. Mudryk. Offside yoksa çok güzel atak pozisyonu. Ama kaleci açılınca orada çok fazla bir opsiyonu kalmıyor ya. Ama atak pozisyonu yerindeydi yani. Tam çizgide kovalıyordu sanki orada. Hiç Mudryk'i bulamadık pozisyonda. Hiç bulamadım. Mudryk'i arıyordum da terste kaldım. İndirir mi onu? İmkansız. Evet, evet, imkan. Kafa topu yok abi. Hiç kafa topu yok. Evet, first time L1 üçgen atabilecek mi pası? Bakıyoruz. First time L1 üçgeni. Güzel attı. Oğlum bu Haaland ne böyle lan? Hadi. Üstüne gideceğim. Bir tane daha kıracağım. O nasıl bir vücudu? Oğlum vücudunu nasıl atıyor, fark ediyor musun koşarken? Gol olabilir. Bence gol bu, kimseye çarpmazsa. Oo! Direkten döndü. Hayır ya. Direkten döndü mi? Kaleci kurtarmadı. Abi çok güveniyordum bu şuta ya. Yapma ya. Çok güveniyordum bu şuta ya. Yeşil vuramadım. Ah be. Abi yeşil vuramayınca, ya yeşil vursam da kaleye gitmiyor, fark ediyorsun. Plase atmak bu sene gerçekten çok ama çok nadir ya. Ben bir tek Messi ile bu oyunda istikrarlı plase atabildim. Ben last step over yapacağım. Uzağa. Uzağa. O ne ya? Beyaz vurdum. Çok da kötü bir şut değildi. Çok kötü bir şut değildi bu. Sanki birazcık fazla kötü gitti. Mudryk al topu. Stop. Yakındır ya. Mudryk. Abi bacak boyu uzun olduğu için kartta hafif bir stiflik var. Bacak boyu bence bir tık uzun. O yüzden böyle dripping hissiyatı birazcık garip. Bazen böyle çaprazları koşmaya çalışırken hızlanamıyor. Ama step oradan sonra kesinlikle güzel hızlanıyor. Burada da iyi bitirdi bence. Gayet güzeldi. First time atıyor mu? Attı. Hadi. Aldım. Uzak köşeye Mudryk. Oo, sarı kart yiyeceğim bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Bu şutu yeşillesem çok daha güzel sonuçlanabilirdi. Hoppa bir dakika. Plase Mudryk. Sonunda Mudryk attım plaseyi. Plase vurma trade'i bu sene gerçekten zaten atamıyor. Plase vurma trade'i varken de atamıyor. Plase vurma trade'i yokken çok zor atarsın. Yeşillesem bile girmiyor. Ama çok güzel attı beyaz vurmama rağmen. Speed boost. Full hızına bak. Bu ne? Aha kurtardı. Çok uzak. Bunu atamaz değil mi? Abi bunu da atıyor. Kafa ayağıyla vurur zannettim. Oğlum bunu da atıyordu bu arada. Ben beklemiyordum bu karıyı vuracağını. Yani beyaz vurmama rağmen çok güzel gitti. Hatta girecek zannettim direkt. Var mı yine? Hadi yeşil Mudryk. Abi yine atamadık ya. Bunun girmemesi, ben sana bunun girmemesi sebebini söyleyeyim mi? Yanımda baskı var ya, bence o yüzden atamadı. Çünkü açı güzeldi. Belki birazcık az güç gitmiş olabilir. Ona rağmen iyi şut çekti. Hadi Mudryk. Oo, Van der Sar çok iyi kapattı biliyor musun? Yani açılmasaydı belki girerdi ama açılınca ne yazık ki olmadı. Var mı Mudryk? Abi yine atamıyoruz ya. Bir pas daha. Yakın direğe almak istedim. Sol ayağıyla çok güzel vurdum. Yani vurabilirdim aslında ama sol ayağıyla şey yapmama rağmen güzel attı. Bazuka attı ya. Timesiz vurdum. Yakın direğe. Yakın direğe. Olduğum yerden. Şunu demek istiyorum ben. Ya o ilk adımı alıp vuracağım ya mesela, kalkmıyor. Yerinden oynamıyor herif. O bir adım alıp vurmuş olsaydı bu gol olabilirdi. Uzak köşeye Mudryk. Lan uzak köşeye vurdum. Abi uzak köşeye vurdum ama yine de şut gücüne rağmen yani Van der Sar bu şutu tutamadı. Saçma bir gol attım. Yoktan yere gol attım. Ama skill'i güzel yaptım. Güzel geçtim. Abi çok kötü oynadım. Benim hatam. Arkadaşlar şimdi Hulk kimya kartı yerine Marksman'ı basacağım. Şöyle hemen göstereyim size kartın son halini. Bitiriciliği 95, şut gücü 92, long shotları 93 oluyor, penaltıları 76 oluyor. Reaksiyonu 88, dribbling ve top kontrolü 99 oluyor. Zıplaması ve gücünü de yükseltiyoruz. Bir de böyle denemek istiyorum. Dribbling hissiyat ne kadar iyi olacak? Hulk'la mı oynamak daha mantıklı yoksa bununla mı? Bir de böyle bakalım. Mudryk'in atak pozisyonu güzel. Bir tane step over'la yakındır. Vuralım hemen. Güzel attı sol ayağıyla. Aslında doğru bir şut değildi bana soracak olursan. Ben ayak dışı vurur diye düşündüm ama vurmadı. Ona rağmen bence sol ayağıyla güzel vuruyor yani. Sol ayağı gerçekten 4 yani. Hissettiriyor şutları. First time arkaya. Of. Abi bunu atmak zorundasın ya. Çok güzel gol çıkacak ya. Abi çok güzel. Sağ ayağıyla vursa atabilir mi bilmiyorum ters taraftan ama. Ya daha iyi bir şut çekemem herhalde bundan daha. Yeşil bir de ya. En arkaya atar mı KDB? KDB sen hastalanmışsın ya. Uzağa vur. Mudryk. Gidemez diye vurmak istedim biliyor musun? Hani daha fazla onu götüremez diye düşündüm, o yüzden vurmak istedim. Evet devam. Pes etmiyoruz orada. Mudryk seni arıyorum. Elastiko yakındır ya. Ben çok fazla bastığımı düşünmüyorum ama basmış olabilirim. Bilmiyorum, siz belirtin. Bunu siz kendiniz yargılayın. Çok alıştım diye mi acaba Haaland'la şut çekmeye fazla basıyorum ama sanki daha iyi vurabilirdik ya. First time arkaya. Bakalım nasıl uzuyor. Önemli. Oo, iyi uzadı. Pas çok bariz. Kapat orayı. Güzel. İyiydi. İyi uzadı. Ama önceki şutu sanki daha iyi vurabilirdi ya. Ya illa ki o şutları ben şunu düşünüyorum yani. Şutu ben yeşillemeye çalışabilirim. Ama ben o şutu yeşillemeden de atabilmesi lazım. En azından kaleye. At bir üçgenine. Güzel pas. Kendim koşacağım. Uzak köşeye. Vuramadım. Denemek istedim. Haaland'la bayağıdır şut çekmiyorum. Ben de. İyi savunma ha. Bir şey diyeyim mi sana? Yani dripping yapmak istediğin zaman güzel dripping yapabiliyorsun. Hani bacak boyu uzun diyoruz ama kesinlikle güzel dripping yapabiliyorsun yani. Abi yok, hızlanamadı speed boost'la. Dur kimdir oğlum ona? Plaseyi vur. O ne ya? Çok saçma. Adama mı çarptı? Bende. Double flick. Uzak köşeye vuracağım. Saçma bir açı biliyorum ama denemek istedim. Saçma bir açım. At önüne bir pas daha. Ooo, yanlış vurdum first time. Ah be, keşke acele etmeseydim. Plase. Of. Bilmiyorum niye böyle gidiyor ya. Mudryk. Yeşil Mudryk, vuramadım. Yeşil Mudryk. Dakika 83'te. Kritikti. Zor bir maç. Yine yeşilleyemedim ama yine gol atmayı başardı. At önüne. Süper. Biraz uzun pas attım, ben farkındayım. Çok uzak. Hadi Mudryk. Ah. Abi yaklaşıyoruz ama atamıyoruz şu istediğim bu tarz yeşil plaselere. Devam. Uza. Ball roll. Sanki daha erken vurmam lazımdı. Çok o ball roll gereksiz gibiydi. Hadi Mudryk. Güzel player luck. İyi player luck yaptık. Atak pozisyonu güzel aslında, biliyor musun? Yani tabii ki bunu ben kendim manuel yaptım ama atak pozisyonu kanat oyuncusu için güzeldi bence. First time. Uza bakalım Mudryk. Uza. Yapıştıracağım mı? Yani benim şutu çekerken hayal ettiğim adam galiba Haaland falan herhalde. Çünkü ben çok abartılı şutlar deniyorum. Ama genelde bunları yeşil vurup denemek istiyorum. Kaleye yaklaşabilirim biliyorum ama herhalde yanlış oynadık bir hücum. Step over, hadi. Yapıştır Mudryk. Yes. Güzel step over yaptık. Yani ben normalde başından beri solda oynatıyordum da dedim ki bu sefer sağ alalım artık. Bence sağda oynaması daha iyi ya. Her ne kadar ayak dışı olmasa da birazcık yine erken vurdum da kalenin dibine girsem atamayacağım bu sefer. Bence benim için doğru şuttu. Hoppa, çok iyi hızlandı lan. Offside. Evet, Mudryk'le 5 maç oynadım. Bu arada Fabio Vieira da vardı. Onun incelemesini yapmam ama sanki biraz beklentimin altındayız. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir agresiflik vermiyor. Mesela ben bu iki adamı yan yana oynatıyorum. Renato Sanchez ondan daha iyi bence. Driplingi güzel, tatlıydı ama benim istediğim şeyi vermedi. Aklınızda olsun. SPC yapmayı düşünenler için söylüyorum. Şimdi Mudryk'e gelelim. İlk başta ben onu Hulk kimya kartıyla oynadım 2 maç. Ondan sonraki 3 maçta Marksman'la oynadım. Sanki Hulk daha iyiydi. Oynadığım ilk 2 maçta daha verimli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sanki Hulk'la denemek daha mantıklı. Kartın boyu 1.75 ama bacak boyu uzun, body type biraz sıkıntılı. O yüzden bazı durumlarda sıkıntı yaşayacaksın. Hızlanmalarda ya da driplinglerde, büyük driplinglerde tam etrafını dönerken. Böyle değişik bir kart. Yüksek orta olması güzeldi. 5 skill'in olması çok iyi. 4 zayıf ayağının olması da gerçekten 4 zayıf ayakmış gibi hissettiriyordu. M2 olarak dediğim gibi versatil bir kart. O yüzden bu özellikleri güzel. Şimdi hızlanma konusunda dediğim gibi her zaman ya speed boost yapacaksın. L1 ile yürürken bir anda elini çekip koşacaksın ya da step over yapacaksın. Yoksa dersin ki bu kart koşamıyor dersin. Onu unutma. Bitiricilik konusunda bazı şutları çok iyi atarken bazı şutları çok kötü attı. İstikrarsız olması normaldi. 99 değil sonuçta ve kanat kartı. Onun dışında atak pozisyonu bir kanat için iyiydi. Sol ayağıyla abuk subuk şutlar atabildim. Girdi yani. O açıdan beğendim ben. O açıdan güzeldi. Long shotları, plaseleri gördün. Bazı plaselerim çok iyi gitti. Yeşil Roma rağmen girmedi. Ama bazıları da beyaz Roma rağmen girdi. Plase Roma trade'den dolayı öyle oluyor. Ama sanki yeşillerde bir tık daha iyi girebilirdi. Pası bence çok güzeldi. Bayağı iyiydi pası. Dripping kısmına geldiğimiz zaman dediğim gibi bazen garip hissettirecek. Bacak boyu, body type'ına ötürü böyle hissettirecek. Ama onun dışında mini drippingleri güzeldi. O açıdan ben keyif aldım. Dayanıklılığı 89 ama keşke agresifliği bir tık daha yüksek olsaymış. Çünkü bazı toplarda böyle topu böyle kaybettikten sonra basıyorsun ya. Oraları sanki böyle agresifliği bir tık daha 79-80 olsa var ya çok iyi olabilirmiş. Fiziği çok düşük 61. Biz onu 69 yapıyoruz ama yine kurtarmıyor yani. Çok zayıf. Plaserometre rate ve doğal yeteneği olması gayet güzeldi. Ben 1 milyon aldım ama kart şu an 1.7. Ben bunu satacağım büyük ihtimal. 1.7 milyona bu kart değer mi? Arkadaşlar 1.7 milyona Premier Lig'e baktığımız zaman çok fazla şu an hani aklıma biri gelmiyor sol kanatta. Hani Perišić var ama orta saha oynuyor. Şu an varsa da hani dediğim gibi aklıma şu an gelmiyor. Bu sol kanat oynuyor mesela. Bu STCF. Sol kanat oluyormuş. Yani Richarlison farklı bir kart. Bu farklı bir kart. Ya 1.7 milyon bence bir tık fazla ama 5 skill'in olması ve yapabileceklerinin konusunda 1.3 civarı bence bu kart için olacaktır. Kimyalaması zor değil çünkü Premier Lig'de oynuyor. Hani Kante de var. Koulibaly var. Kimyaları da kötü değil. O açıdan bence hani fiyatının böyle olmasını hak ediyor. Tek söyleyeceğim şey sıkıntı olarak dediğim gibi uzun lafın kısası. Bacak boyu, body type'ı birazcık sıkıntı yaratabilir. Onun dışında bence keyifli bir kart. Tek söyleyeceğim şey bu yani. Bu karttaki en noksan olacak şey bacak boyunun uzunluğu ve işte o body type'ı dediğimiz durum. Onun dışında elit bir kart diyebilirim. Evet, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri tam anlatamadım ama hissiyatı bir garipti. Değişik bir karttı. Diğer kartta da incelemeye çalışacağım. Team of Fear Haaland'ı isterseniz onu da inceleyebilirim. Zaten hep göreceksiniz. İsterseniz ona ayrı bir video da yapabilirim. Bu arada hoodie'lerim satışta ve stoklarda bir tükenme olmuştu. Pazartesi gününden itibaren tekrar gelecek. Ben açıklama kısmına bırakacağım. Daha doğrusu yorumlara da bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz hoodie'leri almak isteyenler varsa. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarımı da takip edebilirsiniz. Bu akşam büyük ihtimal yayında olacağım. Twitter, Instagram topluluk kısmında paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.